İstanbul Ataşehir'de kuyumcuya giden bir kişi elindeki iki bileziği bozdurmak istedi ancak kuyumcunun dikkati sayesinde yürüyerek geldiği dükkandan koşa koşa uzaklaşmak zorunda kaldı. Gel buraya. Bilezikleri ben de elime aldım. Görünüşte bir gariplik olduğunu hissettim. Ben sahte olduğunu anladım. Sahte bileziği satmak istedi. Kuyumcu fark edince koşa koşa kaçıp gitti. Şunu takip et dedim. O da peşinden gitti. Yakalayamadık. 45-50 yaşlarındaki şüpheli Kurban Bayramı'ndan sonra Ataşehir'deki bu kuyumcuya geldi. Yanında iki tane bilezik vardı ve kuyumcuya bu bilezikleri bozdurmak istediğini söyledi. Bir tane peşinin içine sarmıştı bileziği. Peşinden çıkardı. 6000 lira fiyat verdim. Ancak içine bir şüphe düştü. Bir gerçek olup olmadığına bakayım dedi. Bazı testlerden geçirdi. İşte o testlerden altınlar geçmedi. Çünkü altınlar sahteydi. Benim uyandığımı anlayınca kapının önüne çıktı eşiyle konuşmak için. Daha sonrasında kaçmaya başladı. O kaçarken kuyumcu da arkasından koştu ama yakalayamadı. Gel buraya. Senin yüzünü gördüm, polise verilecek. Ataşehir'deki kuyumcu Hüseyin Yıldırım o dolandırıcının tuzağına düşmedi. Peki gerçek altını sahtesinden ayırt etmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu ses biraz mat çıkar. Gerçek olan daha ağır. Evet, ses daha tizdir, daha ağırdır. Ondan sonra birkaç soru sorarız müşteriye. Çelişkili cevaplar gelince biz mihenk taşıyla kontrole geçeriz. İşin sırrı mihenk taşının kaliteli, kimyasal sıvının da en az 6 aylık olmasında saklı. Burada üstündeki kaplamayı sökeceğiz. Üstündeki kaplama söküldü. Aynı yeri oynatmadan kontrol yapacağımız bölgeye sürüyoruz. Bu suyu döktüğümüz zaman, bakın, orada bir beyazlaşma oldu. Renk verdi yani. Renk verdi. Çizgiler aynı kaldı. Şu da bir 14 ayar yüzük. Onu da buraya sürelim. Herhangi bir değişiklik olmadı.